Daha önce bir sanat eserine bakıp bunu ben de yaparım dediğiniz oldu mu? Özellikle modern sanattaki soyut eserler için böyle düşünüyoruz. 1950'lerde bir şempanze de böyle düşünmüş olmalı ki ressam olmaya karar verdi. Şaka bir yana, 1954'te İngiltere'de doğan şempanze Kongo'ya eğitmeni Desmond Morris kağıt ve kalem verdi. Kongo, bir resmi tamamladığını düşünmeden elinden alınınca bağırıp sinirleniyor, tamamladıktan sonraysa ne kadar ödül verilirse verilsin o resme devam etmiyordu. Ünlü ressam Picasso, Kongo'nun resimlerinin bir hayranıydı. Kendi atölyesine şempanzenin resimlerinden birini asmıştı. İşin ilginci, 2005'te şempanzenin eserleri bir müzayede de satışa sunuldu. Renoir ve Andy Warhol gibi ressamların eserleri satılmazken Kongo'nun eserleri 25 bin dolara alıcı bulmuştu. Nihayeti takip etmeyi unutmayın.